Değerli arkadaşlar, merhabalar. Geçen dersimizde kuantum dolanıklık, dolanık durumlardan bahsetmiştik ve şunu göstermiştik temel olarak. Bir durum vektörü, kendisini oluşturan parçaların tek tek durum vektörlerinin çarpımı şeklinde ifade edilemiyorsa eğer, bu durumlara biz dolanık durumlar diyorduk. Ve dolanık durumların kuantum mekaniğinin uygulamaları üzerinde çok ilginç sonuçları vardır. Çok ilginç uygulama alanları vardır. Bunlardan iki tanesini göreceğiz arkadaşlar. İki tanesinden birisi kuantum süper yoğun kodlama. Quantum super dense coding denir. İkincisi ise kuantum ışınlama. Diğer bir adı quantum teleportation. Şimdi bu ikisini anlatmak için ancak bir derse ihtiyacımız var. Bu dersimize ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu derste bu iki uygulama yapmayacağım ama amacım bu iki uygulamayı yapmak için ihtiyaç duyduğumuz bazı temellere ihtiyacımız var. Basit. Sadece bu iki uygulamayı anlayacak kadar bize yetecek temellere. Onlar kuantum kapılar diyoruz. Qubit kapıları. Diğer bir ifadeyle lojik kapılar. Arkadaşlar, nasıl ki bir klasik bilgisayar hepimizin evinde hemen hemen olan ve sürekli kullandığımız bilgisayarlar basitçe kablolardan ve lojik kapılardan oluşur. Bu kablolar bitleri oradan oraya gitmesini sağlayan fiziksel ortamlardır. Lojik kapılar ise bilgi manipüle eden, onları işleyen mantık devreleri dediğimiz elemanlar olmuş oluyorlar. Kuantum bilgisayarlarda da aynı şekilde tıpkı klasik bilgisayarlar gibi kuantum kablolar vardır ve lojik kapılar vardır. Bu lojik kapılardan birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar en basit bu anlamda en basit kuantum devre elemanı bir kuantum kablo olur. Kuantum kablo basitçe bir çizgiyle gösterebiliriz. Bu kuantum kablo arkadaşlar kuantum bitinin yani qubitin her tarafta aynı durumunu koruduğu bir taraftan bir tarafa transfer edilmesini sağlayan fiziksel ortamdır. En basit devre elemanıdır. Basit dediğime bakmayın aslında. Evet, en basit devre elemanıdır ama aslında fiziksel olarak bunu oluşturmak çok zordur. Çünkü kuantum sistemler çok nazik sistemlerdir. Çok hassas sistemlerdir. Dışarıdaki küçük bir sıcaklık artışı bile o kuantum durumunu bozabilir arkadaşlar. Dolayısıyla belli bir süreliğine ve bir yerden bir yere bir kuantum durumunu pertürbe olmadan, bozulmadan muhafaza etmek son derece zordur ve yüksek teknoloji gerektirir. Mesela en basitinden bu kablolar çok çok düşük sıcaklıklarda tutulması gerekir ki çünkü termal dalgalanmalar bu kuantum durumunu çok kolay bir şekilde bozabilir. Ama pratikte böyle ama prensip olarak bir kablodur, en basit devre elemanıdır. Bir kuantum durumu burada neyse burada da odur, burada da odur, burada da odur. Mesela bu tek kübitlik bir kablodur. Tek bir kübit taşır. Aynı şekilde iki kübitlik bir kuantum kablo düşündüğümüz zaman iki çizgi çizeceğiz. Şimdi bunu somut örnekler vereyim. Mesela burası sıfır durumu olsun. Burası sıfır durumu olsun. Bu iki kübitlik bir sistemi temsil eder. Sıfır sıfır durumudur bu. Burada da sıfırdır. Burada da sıfırdır. Birinci kübit sıfırdır. İkinci kübit sıfırdır. Bu iki kübitlik bir sistem olduğu için bu kablonun temsil ettiği şuradaki herhangi bir noktadaki durum vektörü sıfır tensör çarpım sıfır ya da biz bunu sıfır sıfır ya da daha kısa gösterimle böyle gösteriyorduk hatırlayınız. Dolayısıyla bu iki kübitlik ve ondan daha büyük kübitlik kablolar da aynı şekilde kaç kübitlik bir sistem düşünüyorsak o kadar kuantum kablo vardır. Arkadaşlar kuantum kablolar genellikle nanometre mertebelerindedir. Çünkü nanometre mertebelerinde inildiği zaman kuantum etkiler kendilerini gösterirler. Makroskopik ölçekte biliyorsunuz kuantum etkiler kendilerini göstermezler. Klasik etkiler daha çok görülürdür. Ama daha küçük skalalara inildiği zaman bu sefer kuantum etkiler her anlamda belirsizlik ilkesi olsun, bir kübitin durumu olsun,
yavaş yavaş kendilerini belli etmeye başlarlar. Değerli arkadaşlarım, evet, burası. Şimdi en basit devre elemanı olarak bir kuantum kablodan bahsettim. Şimdi arkadaşlar, klasik bilgisayarlarda en basit lojik kapılardan bir tanesi NOT gate'tir. NOT gate diyoruz biz buna. NOT kapısı ya da gate, biliyorsunuz, kapı demek. Bu NOT gate bit, klasik bit olarak 0'ı 1'e, 1'i ise 0'a dönüştürür, biliyorsunuz. İşte bu 0 ve 1'ler klasik bitler. Bunların bir fiziksel şeyi vardır, bir fiziksel karşılığı vardır. Mesela bir basit devre düşündüğünüz zaman, devreden akan akım 0 durumuna tekabül ederken ya da 1 durumuna tekabül ederken, eğer devreden herhangi bir akım akmıyorsa o da 0 bite tekabül eder. Dolayısıyla eğer bir devreden akım akıyorsa buna bir biti diyoruz isim olarak, akmıyorsa da 0 biti diyoruz vesaire. Bir NOT gate arkadaşlar şudur. Dediğim gibi 0'ı 1'e dönüştürür, 1'i de 0'a dönüştürür. Böylece bitleri manipüle etmeye yarayan bir lojik kapısıdır. Ve bilgi işleme konusunda işimize yarayan devre elemanlarından bir tanesidir. Buna benzer olarak acaba kuantum biti de, kuantum bitin durumunu da 1'i 0'a, 0'ı 1'e dönüştüren bir kuantum lojik kapısı hayal etmek mümkün müdür? Yani bir kuantum lojik kapısı düşünelim. Sıfır durumunu 1'e, 1 durumunu 0'a dönüştürsün. Böyle bir lojik kapısı, dediğim gibi, hayal etmek mümkün müdür? Arkadaşlar, biz bir kere 0, biliyorsunuz, kübitin durumlarından bir tanesi, 2 boyutlu kompleks vektör uzayında bir vektörle temsil ediliyordu ve o vektörün bileşenleri de 1 0'dı. 1 de 0 1'di, biliyorsunuz. Buna aynı zamanda computational bases da diyorduk, diğer bir ifadeyle. Bunlar basketleriydi aynı zamanda ve bir kübitin muhtemel iki durumundan bir tanesidir. Muhtemel iki durumudur daha doğrusu. 0 ya da 1 olabilir. Şimdi bunu 0'ı 1'e, 1'i 1'e dönüştür. 0'ı 1'e, 1'i 0'a dönüştüren bir operasyon, bir matris tanımlamak mümkündür. Biz daha önce bunu gördük. Aslında bunu anlatırken ben hemen, siz mesela hayal edin lütfen, düşünün. Öyle bir matris düşünün ki sıfıra uyguladığım zaman 1'i, 1'i uyguladığım zaman da 0'ı versin. Burada durdurun, kendiniz bulun. Ben cevabını veriyorum. Şudur, 0, 1, 1, 0 matrisidir. Bakın, sıfıra uyguladım. Neyi verdi arkadaşlar? Birinci satırla bunu çarptı. 0 kere 1 0, 1 kere 0 0. Topla 0 yapar. Sonra 1 yapar. Bakın, aynı matrisi 0 durumuna uygulayalım. Bu sefer 1 0'ı verdiğini göreceksiniz. Peki değerli dostlar, böyle bir matrisi daha önce biz biliyor muyuz? Evet. Bu Pauli matrislerinden ilkidir. Pauli matrislerinden ilki sigma x. Sigma x, fakat biz x olarak diğer bir notasyonumuz Pauli matrisi, birinci Pauli matrisi x'i gösterebiliyorduk. Dolayısıyla x 0 üzerine etki ettiği zaman, bakınız, 1'i verdi. X 1 üzerine etki ettiği zaman da 0 verdi. O halde bizim birinci kuantum lojik kapılarımızdan bir tanesi x matrisi. Buna not gate, kuantum not gate denir. Tamam. Buna kuantum not kapısı, değil kapısı ya da kuantum not gate denir. X kuantum not gate'dir. Peki. Gayet basit, değil mi? Ama çok faydalı. Arkadaşlar, bunu devre elemanı üzerinde gösterelim. Bir kuantum bilgisayar devre elemanı çizdiğimizi düşünelim. Burası kuantum not gate. Bu da kuantum kablo. Eğer bir kübit sıfır durumunda iken bu kapıdan geçerse karşı tarafa 1 olarak geçer. Ya da bu kübitimiz bu not kapısından geçerse karşı tarafa
sıfır olarak geçer. Bu kapının dolayısıyla bir kübit üzerindeki etkisi gayet tabii ki budur. Fakat arkadaşlar biz kuantum bitin, klasik bitten ayıran en önemli özelliğinin kuantum bit aynı anda 0 ve 1'in süperpozisyonu bir durumda da bulunabiliyor demiştik. Yani psi eşittir alfa 0 artı beta 1. Klasik bitte bunun bir örneği yoktur, bunun bir karşılığı da yoktur. Fakat kuantum bit 0 ve 1'in temel kuantum bilgi birimlerinin böyle lineer kombinasyonu diye bir ifadesiyle süperpozisyon şeklinde de yazılabiliyordu. Burada alfa ve beta var, biliyorsunuz kompleks sayılardır. Peki bu not gate bu durum üzerine nasıl etki eder? Lineer olarak etki eder arkadaşlar. Dolayısıyla x psi üzerine etki ettiği zaman lineerlik özelliği şudur. Bu alfa katsayıyı pas geçer. Yine beta katsayısına pas geçer ve etki edeceği durum ile buluşur. Dolayısıyla x 0 üzerine etki ettiği zaman onu 1'e dönüştürür. Dolayısıyla burası alfa 1 artı beta 0 olacaktır. Arkadaşlar kuantum not gate'in neden lineer olarak etki ettiği kuantum mekaniğinin postülalarından bir tanesi olarak ele alabilirsiniz. Fakat lineer olmadığı zaman fizik yasalarıyla çelişen durumlar ortaya çıkıyor ki şanslıyız. Lineer olarak etki etmesi mevcut fiziksel yasalarla ve gözlemlerle çelişmiyor arkadaşlar. Evet, böyle lineer olarak etki eder. Tamam. Peki mesela bir hemen küçük bir örnek verelim arkadaşlar. İki kübitlik bir sistem düşünün. Dolayısıyla iki tane kuantum kabloyla temsil edeceğim. Bu iki kübitlik bir sistem olsun. Bir tanesine not gate bağladık. Burası 0, burası da 0 olsun başlangıçta. Dolayısıyla bu bir 0-0 durumu. İki kübitlik bir sistem. Karşı tarafa geçtiği zaman bu kuantum durum değişecektir. Çünkü burada bir not gate var. Nasıl değişecek? Bu x sadece birinci kübite etki eder. İkinci pas geçer. İkinciye hiçbir şey yapmaz, dokunmaz. Dolayısıyla bu birinci kübit x'ten geçtiği zaman 1 olarak geçer. 0 aynı olduğu için sonuçta bu taraftaki kuantum durumumuz 1-0 olarak revize edilir ya da değiştirilir. Tamam. Dolayısıyla bu basit bir kuantum devresi çizdim sizin için. Birinci kübiti not gate'den geçirdik. İkincisi aynen geçti. 0-0 durumu 1-0 durumu olarak değişmiş oldu. Tamam. Pekala. Arkadaşlar dediğim gibi bu şimdi çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. O da şu arkadaşlar. Bu herhangi bir matris kuantum kapı olarak, lojik kapısı olarak kullanılabilir mi? Çok önemli bir soru aslında. Yani bizim düşündüğümüz ya da inşa ettiğimiz herhangi bir matris gerçekte fiziksel olarak çalışabilecek bir kuantum lojik kapısı olabilmesi için ne tür şartları sağlaması gerekiyor? Arkadaşlar onu X kapısı not gate üzerinden tartışalım. Bunun özelinden tartışalım. Fakat sonucumuz genel olacaktır. Değerli arkadaşlar, ya da genel anlamda düşünelim bunun özelinde de bak daha sonra bunun özelinde sonucu test edelim, en güzeli o. Şimdi bir U lojik kapısı olsun arkadaşlar. Bir durum kuantum durum vektörü üzerine etki ettiği zaman genel olarak başka bir kuantum durum vektörünü verecektir, değil mi? Bizim lojik kapılarımız, lojik kapısı dediğimiz şey matematiksel olarak bir matristir. Kuantum mekaniksel olarak buna biz operatör diyorduk. Ve kuantum bilgi teorisi, kuantum devre elemanları açısından baktığımız zaman bu sefer ismi lojik kapısına dönüşüyor. Bunlar aslında matematiksel yapıları, örgüleri dolayısıyla aynı şeylerdir, aynı fonksiyonlardır. Bir lojik kapısı U olsun, U ile temsil edelim. Bir durum vektörü, kuantum durum vektörü üzerine etki ettiği zaman başka bir durumu verecektir. Fakat bu gerek psi olsun arkadaşlar, gerek fi olsun,
Bunların gerçekten fiziksel bir durumu temsil edebilmeleri için normalize olmuş vektörler olmaları gerekiyor. İkisi de normalize olmuş olması lazım. Normalize olmuş olmaları gerekir. Bu bir sistemle ilgili muhtemel bütün olasılıkların toplamının bir olmasıyla eş değerdir. Aksi takdirde fiziksel olarak uygun olmayan durumlarla karşılaşırız. Eğer bir fiziksel sistemi normalize olmayan bir vektörle temsil edersek. Normalize olmuş bir vektör demek, normu bir olan vektör demektir arkadaşlar. Normu bir olan, diğer bir ifadeyle boyu bir birim olan bir vektör demektir. Dolayısıyla bu lojik kapı kuantum durumunu, vektörünü değiştirir fakat bir şey değiştirmez. Vektörlerin boylarını değiştirmez. Çok önemli bir özellik bu. Ona şimdi az sonra daha bizim zaten tanıdık bir isim olarak onu adlandıracağım biraz sonra. Dolayısıyla normu bir olan vektördür. Aynı şekilde fi durumu da normu bir olan bir vektördü ve bir vektörün, değerli arkadaşlar, geçmiş derslerimizde gördük, normu demek o vektörün kendisiyle iç çarpımının karekökü, o vektörün normu olmuş oluyor. Dolayısıyla hem psi hem de fi aynı anda bu şartı sağlamak zorundadır. Aksi takdirde gerçek bir fiziksel sistemi temsil etmezler. Pekala. Dolayısıyla şimdi bakın değerli arkadaşlar, bunun normu 1 ise psi'nin de normu 1. Dolayısıyla ve bir vektörün normu 1 ise eğer arkadaşlar, karesi de 1'dir. Değil mi? Dolayısıyla bu eğer 1 ise karesini alırsanız karesi de 1 olacaktır. Pekala, karesi de 1 demek o zaman bu şu şartı sağlayın yani. Fi'nin kendisiyle iç çarpımı, skalar çarpımı 1 demektir. Normalizasyon koşulu buydu zaten. Normalizasyon koşulu. Evet, normalizasyon koşulu buydu zaten. Ve temelde bu norm tanımından, bir vektörün boyunun tanımından geliyor. Peki bunu uygulayalım şuraya. Yani kendisiyle iç çarptığımız zaman normunun karesini alalım ve eşitleyelim. Bu iki taraf birbirine eşit olmak zorundadır demiştik. Arkadaşlar, diğer bir ifadeyle her iki tarafın mutlak karesini alırsak, eğer bu eşitlik sağlanıyorsa o zaman şu eşitlik de sağlanır. Eşittir. Mod karesi birbirine eşittir. Ve bu fi durumunun mod karesi demek aynı zamanda kendisinin kendisini kompleks eşleniyle çarpımı demektir. Ket fi'nin kompleks eşleniği bra psi'dir. Dolayısıyla burası şurasıdır. Tamam. Eğer bu eşitlik doğruysa mod karesini aldık doğru olur. Mod karesi bunun bu demektir. Bu da 1 demektir. Çünkü normalizasyon koşulu gereği 1 olmak zorundadır. Bunu da şimdi kendi kompleks eşleniğe çarpalım. Ket vektörü bra olur. U operatörü ya da matrisi Hermisyen eşleniğiyle çarpılır. Ve böyle olur. Tamam. Mod karelerini almak demek, bunu buna eşitledim. Mod karesi de eşit olacak doğal olarak ve mod karelerinin sonuçlarını yazdım. Bu eşitliğin sağlanmasının yegane şartı şu içerideki çarpının birim operatöre ya da birim matrise eşit olması demektir. Dolayısıyla bir lojik kapısı arkadaşlar kendisinin bu arada U dagger ya da evet artı U'nun Hermisyen eşleniğidir. Dolayısıyla bir matrisin gerçekten bir kuantum lojik kapısı olabilmesi için sağlaması gereken yegane tek şart kendisinin Hermisyen eşleniğiyle çarpımının birim matrise eşit olmasıdır. Bu özelliği sağlayan matrislere üniter matris diyorduk.
unitary matrix diyorduk değil mi arkadaşlar? Üniter matris diyoruz. Bu özelliği sağlayan matrislere üniter matris diyoruz. Bu operatörlere üniter operatörler diyorduk. Ve hatırlayın, kuantum mekaniğinin postülalarından bundan bahsetmiştik. Bu aynı zamanda bilginin korunumunun da bir sonucudur. Ve demiştik ki kapalı sistemler, kapalı kuantum sistemlerin zaman evrimi bir üniter matris ya da bir üniter operatör marifetiyle gerçekleşir. Onu, o burada da karşımıza çıkıyor. Bir matrisin kuantum lojik kapısı olabilmesinin yegane şartı ve tek şartı da budur bu arada. Bu şartı sağlaması yeterli. Onun gerçekten bir kuantum lojik kapısı olduğunu temsil etmeye yeterli bir şarttır. Yeterli ve gerekli bir şarttır. Hermisyen eşleniğiyle çarpımının bir matris olması lazım. Hatırlayın, hermisyen eşlenik nasıl alınıyordu bir matrisin arkadaşlar? Önce transpozunu alıyorduk, sonra bütün matris elemanlarının kompleks eşleniğini alıyorduk. Hermisyen eşlenik dersimizde anlatmıştık bunu. İki hamlede elde edilir bir matrisin hermisyen eşleniği. Satır sütuna, sütun satıra dönüştürülür önce. Yani o matrisin transpozu alınır. Daha sonra bütün matris elemanlarının kompleks eşleniği alınır. O çıkan sonuç matrisin hermisyen eşleniği olmuş oluyordu. Şimdi mesela x hermisyen bir matris midir bakalım. Bir lojik kapısı dedik, not gate dedik x'e. Kendisi 0, 1, 1, 0 idi. X'in hermisyen eşleniğine bakalım. Sütunu satır, satırları sütun yapıyordu. Burası satır olduğuna göre sütun olacak. İkinci satır olduğuna göre ikinci sütun olacak. Ve bütün matris elemanlarını, yani sıfırların ve birlerin kompleks eşleniği alacağız, ama bunlar zaten reel olduğu için kompleks eşlenikleri kendilerine eşittir. Mesela aynı zamanda kompleks eşleniği de alınmış oldu. Peki bu şartı sağlıyor mu bakalım? Üniter matrisini bakalım. X hermisyen eşleniği kendisiyle çarpımı 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 eşittir. Birinci satırla birinci sütunu tek tek çarpıp topluyoruz. 0 kere 0, 0, 1 kere 1, 1. Topla 1 yaptı. Sonra birinci satır ikinci sütun 0, 0 yaptı. Sonra 1 yaptı ve 0 yaptı. Ve göreceğiz ki gerçekten, siz de gösterin bunu, gerçekten birim matristir. Dolayısıyla üniterdir. Dolayısıyla gerçek bir kuantum lojik kapısını temsil edebilir. Arkadaşlar, hatırlayın dersin başında söylemiştim ben size. İki tane kuantum dolanıklığın iki tane önemli uygulamalardan bahsedeceğim. Birisi kuantum süper yoğun kodlama, kuantum süper dense coding. Diğeri kuantum ışınlama, kuantum teleportation. Bunlar için bizim bize gerekli olan şeyleri görüyoruz. Çok fazlasını görmüyoruz ama ileride kuantum bilgi teorisi ve kuantum hesaplama dersimizde daha fazla kapılardan, lojik kapılardan şey yapacağız, bahsedeceğiz. Diğer bir lojik kapımız Z kapısı. Z kapısının kübitler üzerinde etkisi şu arkadaşlar. Sıfır durumuna etki ettiği zaman hiçbir değişiklik yapmaz. Bir durumuna etki ettiği zaman sadece faz değiştirir. Buna faz diyoruz, şu eksi işaretine. Çok önemli değil. Sıfırı etki ettiği zaman aynen kalır. 1'e etki ettiği zaman 1'i eksi 1'e dönüştürür. Bir işaret değişikliği gerçekleştirir. Tamam. Buna Z kapısı diyoruz. Peki bunu nasıl bir matrise temsil edebiliriz? Matrisi yazıyorum arkadaşlar. 1, 0, 0, eksi 1. Önce 0 durumuna etki edelim. O da eşittir. 1, 0. Yani kendisini verdi. 1, 0, 0, eksi 1. 1 durumuna etki ettirelim. 0, 0, eksi 1, o da işte eksi dışarı çıkarsak 0, 1, yani 1'in kendisi ama önünde bir eksi işareti var. Dolayısıyla bu Z kapısı dediğimiz 3. Pauli matrisi, hatırlayın. Bu da Pauli matrislerinden diğer üçüncüsüdür arkadaşlar. Pauli matrislerinden üçüncüsü kuantum Z kapısı. Y kapısı var arkadaşlar. Tahmin edeceğiniz gibi bu da ikinci pa. Bu arada bunun da üniter matris olduğunu lütfen gösteriniz. Şunu çok rahat gösterebilirsiniz. Z'nin kendisinin hermisyen eşleniğiyle çarpımı birim matris yapacaktır.
Bu da başka bir kuantum kapısı. Bunu devre üzerinde göstermek istiyorum. Sıfır girdiği zaman, mesela şöyle olsun, burası 1 olsun, burası 0 olsun. Burası bu 1 sıfırlık, 2 kubitlik bir sistem. Karşı tarafa nasıl bir durum olur? 1 Z kapısından geçerse eksi 1 olur. 0 hiçbir kapıdan geçmiyor. Aynı kuantum kablo üzerinde durum korunuyor. Dolayısıyla kapıdan sonraki buradaki kuantum durumumuz 2 kubitlik bir sıfır durumu. Burada ise eksi 1 sıfırlık bir durum olarak geçti bu kapıdan. Evet. X'e biz not gate diyorduk. Z'ye Z gate. Z kapısı. Bir de Y kapısı var. O da başka bir Pauli matrislerimizden diğeriydi. Y arkadaşlar matris olarak hatırlıyor musunuz? Matris olarak Y'yi şöyle 0, eksi i, i, 0. Önce 0 durumuna etki ettirelim. Göreceğiz ki 0, 0 yaptı. I yaptı. I dışarı alırsak 0, 1 yani 1 durumuna. Dolayısıyla şu Y kapısını 1 üzerine etki ettiğim zaman i, pardon 0 üzerine etki ettiğim zaman i çarpı 1 durumunu verdi. Tamam. Bu da kuantum kapılarından bir tanesi. Durum vektörünü i kompleks sayısıyla çarpıyor. Burası i karekök eksi 1 olan kompleks sayımız idi. Aynı şekilde 0 eksi i, i 0'ı da yine bir durumu üzerine etki ettirelim. Burası 0 eksi i yapar. 0, 0, 0 yapar. Eksi i'yi eksi işaretiyle beraber dışarı çıkardık. 1, 0 oldu. Yani 0 durum oldu. Dolayısıyla y 0 üzerine etki ettiği zaman pardon 1 üzerine etki ettiği zaman eksi i 0 durumunu veriyor. Bu da diğer kuantum lojik kapılarımızdan bir tanesi. Peki üniter mi? Evet. Evet üniter. Y'nin Hermisen eşleniğine bakın. Satırı sütünü yapacaksınız. 0 eksi i ama aynı zamanda kompleks eşleni de alacaksınız. Eksi i'nin kompleks eşleni artı i. Dolayısıyla 0 i olarak geçer. Bu satırı sütün yapacağız. İkinci sütunu yapacağız. Ama aynı zamanda kompleks eşleni alacağız. Artı i'nin kompleks eşleni eksi i'di. 0 oldu. Tamam. Ve y artı ile y'yi çarparsanız 0 eksi i i 0 0 eksi i, i 0. Göreceksiniz ki arkadaşlar bir matris yapacak ve dahası dikkat edin. Dahası aynı şey x için, y için ve z için de geçerliydi. X'in Hermisen eşleniği de kendisine eşit. Y'nin Hermisen eşleniği de kendisine eşit. Z'nin Hermisen eşleniği de kendisine eşittir. Bu tür matrislere biz Hermisyen matris diyorduk. Kendi Hermisen eşleniği kendisine eşitse o Hermisyen matristi. Hermisen eşleniğine çarpımı birim matrisse buna üniter matris diyorduk. Tamam? Değerli arkadaşlar, Z kapısı da böyle. Şimdi önemli kuantum kapılarından bir tanesini daha görelim. Bunları niye gösteriyorum? O kuantum dolanıklılığın uygulamalarını görebilmek için gerçekten kuantum dolanıklık durumları ne kadar ilginç, ne kadar ilginç uygulamalar olduğunu anlamak için bu tür basit ama önemli altyapılara ihtiyacımız var. Başka bir kuantum lojik kapımız arkadaşlar Hadamard-Gate. Hadamard kapısı. Tamam, Hadamard onu ilk defa kullanan kişinin ismi olmuyor. O ismiyle şey yapılıyor, anıldığı için. Tamam. Arkadaşlar, önce bu lojik kapısının matris ifadesini verelim, matris temsilini. 1, 0, 0, pardon. 1, 1, 1, eksi 1.
Dir. Şimdi bakalım bu kübit üzerine uygulandığı zaman kübiti ne yapıyor? Hangi tür değişiklikler yapıyor? Öncelikle ona bakalım. Dolayısıyla öncelikle hadam artı sıfıra uygulayalım. Sıfıra uyguladığımız zaman karşı taraf ne olacak? Matris temsiliyle gösterelim. 1 bölü kök 2, 1, 1, 1, eksi 1. Sıfır durumumuz 1, 0'dı. 1 bölü karekök 2 katsayı olarak geldi. Şimdi bakalım. 1 kere 1, 1. 1 kere 0, 0. Topla 1 yaptı. 1 kere 1, 1. Eksi 1 kere 0, 0. Topla yine 1 yaptı. Bakın bunu nasıl yazabilirim arkadaşlar? Bunu da şöyle yazabilir miyim? Bunu basketleri, bu 1, 1 olan 1, 2 boyutlu bir vektör. Bunu basketleri cinsinden ifade edeceğim. Yani 1 bölü karekök 2. Bakın 1, 1'i 1, 0 artı 0, 1 şeklinde ifade ediyorum. Tamam. Sonuçta iki vektör toplarken her bileşeni toplanırdı. 1 ile 0 toplarsınız 1 olur. 0 ile 1'i toplarsınız 1 olur. Bu olmuş oldu. Ama bu basketleri cinsinden genişlettik. Bu 0 dediğimiz kübit durumu. Bu da 1 dediğimiz kübit durumu. Dolayısıyla 0 üzerine etki ettiği zaman 1 bölü karekök 2 0 artı 1. Bu 0 ve 1'in süperpozisyon durumu. Lineer kombinasyonu. Bakın hadam artı kübit ne yaptı arkadaşlar? 0 üzerine etki ettiği zaman o kübiti süperpozisyona soktu deriz. Yani 0 artı 1'in lineer kombinasyonu. 0 ile 1'in kübit durumlarının lineer kombinasyonları olan bir durum vektörüne soktu. 1, 0 dolayısıyla hadamard kapıdan geçtiği zaman az sonra yapalım bunu. 1 üzerine de uygulamasını yapalım. Sonra hadamard kapısından geçince ne olduğuna bakalım. 1 bölü kök 2, 1, 1, 1, eksi 1, 0, 1, 1'e uyguladık. 1 bölü karekök aynı kaldı. Şimdi bakalım. 1 kere 0, 0, 1 kere 1, 1, topla 1 yaptı. 1 kere 0, 0, eksi 1 kere 1, eksi 1, topla eksi 1 yaptı. Bunu da arkadaşlar tahmin edebileceğiniz gibi 1, 0, eksi 0, 1 şeklinde ifade edeceğiz. Değil mi? 1 ile 0'ı topladık, 1 yaptı. 0 ile eksi 1'i topladık, eksi 1 yaptı. Dolayısıyla 0 yine 1'in lineer kombinasyonu ama arada bir faz işareti var. Dolayısıyla hadamard 1 üzerine etki ettiği zaman 0, eksi 1, 0, eksi 1 bölü kök 2. Buradaki kök 2 koymamızın sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bakın bu 0 kendi başına normalize olan bir durum vektörü. Bu başka bir durum vektörü. Buna mesela phi diyelim. Burası psi olsun. Hadamard psi durumuna etki etti. Eşittir phi durumunu verdi. Psi dediğimiz 0 durumu. 0 durumu normalize mi? Evet, iç çarpımı 1. Bunun normalize olabilmesi için normalizasyon katsayısını çarpmamız lazım. Hatırlayın, dedik ki bütün kuantum kapılar tek bir şartı sağlaması lazım. Vektörün boyunu değiştirmemesi lazım. Boyunu her durumu değiştirebilir ama vektörün boyunu değiştiremez. Dolayısıyla fi'nin de, yani 0 artı 1 karekök olmasa bunun boyu 1 birim değil. Ama karekök 2'ye böldüğümüz zaman artık boyu 1 birim oldu. Aynı şey buraya için de geçerli. Normalizasyon katsayısı. Ve bu iki durum arasında 0 üzerine etki ettiği zaman ve 1 üzerine etki ettiği zaman da şey bu. Arkadaşlar bunu devre elemanı üzerinden gösterelim. Bu 0 hadamard kapısından geçerse 0 artı 1 bölü kök 2 olur. Aynı şekilde 1 de hadamard kapısından geçerse 0 eksi 1 bölü kök 2 olur. Tamam. Mesela bunu bir basit devre elemanı üzerinde gösterelim. Şuraya x kapısı koydum. Şuraya da mesela hadamard koydum. Mesela burası 0, 0. İki kümitlik bir sistem. Eğer giriş 0, 0, iki kümitlik bir sistemse şu çıkış vektörümüz ne olacak? Tamam. Bu iki lojik kapıdan geçen sistemimiz ne olacak? Biraz uzağa yazayım onu. Arkadaşlar öncelikle
NOT gate birinci kübite etki edecek. Dolayısıyla 0, 1 olarak değişecek. Hadamard 0'ı süper pozisyona sokacak. Dolayısıyla 0 artı 1 bölü kök 2 olacak. Peki bu durumumuz nedir artık bizim? Bununla bunun tensör çarpımıdır, değil mi? Dolayısıyla 1, 0 artı 1 bölü kök 2. Dolayısıyla bizim şuradaki çıkış durum vektörümüz yani şu 1, 0 artı 1, 1 bölü kök 2 olacaktır. 0, 0'lık bir kübit X ve Hadamard NOT gate ve Hadamard kapılarından geçince şöyle bir iki kübitlik bir durum vektörü iki kübitlik başka bir durum vektörüne değişmiştir. Ya da evrilmiştir. Pekala. Şimdi bu 3 tane şimdiye kadar kaç tane gördük? 3 tane gördük. Hayır, 4 tane kapı gördük. X, Y, Z ve Hadamard kapısı. Bunları şöyle tahtanın şu köşesinde özet olarak yazayım sizin için. Bunlar lojik kapılardır arkadaşlar. Bunu genel bir kübitin genel durumunu etkilerini yazalım yani. Tamam. Bir kübitlik bir sistemin genel durumu nasıldı? Alfa kere 0 artı beta kere 1. Ve alfa beta'nın sağlaması gereken koşullar da alfa mod kare artı beta mod kare eşittir 1 olması gerekiyor. Alfa ve beta var şu şartı sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla gerçekten bir serbestlik derecesi var burada. Şimdi değerli arkadaşlar bir bunu klasik lojik kapıları zannedersem şöyle bir sembolle gösteriliyordu hatırlarsanız. Bir x biti girdiği zaman diyelim x üst çizgi gibi başka bir bit olarak çıkıyordu. Bizim kendi kuantum mekaniksel lojik kapılarımız alfa 0 artı beta 1 x kapısından geçerse beta 0 artı alfa 1 olarak karşı tarafa geçer. Değil mi? Bu genel kübit durumumuz. NOT gate'den geçirdik. 0 1'e dönüştü. 1 de 0'a dönüştü. Sonuç bu oldu. Peki alfa 0 artı beta 1 y kapısından geçirirsek burası i parantezinde alfa 1 eksi beta 0 şeklinde olacaktı değil mi? Çünkü 0'ı i çarpı 1'e dönüştürüldü. 1'i de eksi i çarpı 0'a dönüştürüldü. İ parantezini aldım. Bu şekilde oldu. Aynı kübitimiz arkadaşlar z kapısından geçerse 0'a hiçbir şey yapmazdı. Ama 1'in fazını değiştirirdi. İşaretini değiştirirdi. Z kapısı. Son olarak Hadamard ne yapar? Alfa defa 0'ı süper pozisyona sokar. Yani 0 artı 1 bölü kök 2 artı beta çarpı 1'i de 0 eksi 1 bölü kök 2 şeklinde değiştirirdi. İsterseniz bunu şimdi böyle yazmak çok doğru değil. Bunu computational basis dediğimiz 0 ve 1'in süperpozisyonu şeklinde yazmak daha doğru olur. Dolayısıyla bu şöyle yazılır. Bu aynı zamanda şuna eşittir. Hadamard'dan geçtikten sonra alfa artı beta bölü kök 2 0 artı alfa eksi beta bölü kök 2 1 şeklinde Hadamard'dan geçtikten sonra şu
kübitin durumu Hadamard kapısından geçerse böyle bir duruma evrilmiş olur. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi değerli arkadaşlar, bir tane daha. Bunlar bu arada tek kübitli kapılar denir bunlara. Tek bir kübit üzerine etkisini gösterdiği tek kübitli kapılar denir buna. Single qubit gate. Şimdi ikili multiple qubit gates'ler de vardır. Bunlardan bir tanesine sadece şimdilik ihtiyacım var. O da CNOT gate dediğimiz control NOT gate. Kontrollü NOT kapısı da denir. Bunun şimdi ne yaptığına bakacağız. Onu da bu kapıyı da gördükten sonra artık bizim kuantum süper yoğun kod ve kuantum ışınlama kodlarının nasıl çalıştığını anlamaya hazırız demektir. Pekala. Arkadaşlar, evet, CNOT kapısı diyelim. Buna control NOT gate. NOT genelde büyük şöyle yazılır. Gate denir arkadaşlar. Bir kere bu control NOT gate iki kübitlik bir sistem üzerine etki eder ve şöyle çalışır. Eğer birinci kübit sıfırsa, birinci kübitimiz sıfıra sabitlenmişse ya da sıfırsa, ikinci kübite hiçbir şey yapmaz. İkinci kübit aynen kapıdan geçer. Yok, eğer birinci kübit birse, ikinci kübit değiştirilir. Sıfırsa bir olur, birse sıfır olur. Tamam? Ve onun devre elemanı da budur. Bir kere tek kübitlik bir lojik kapı olmadığı için şöyle bir çizgi üzerinde gösteremiyoruz. Mutlaka bu iki kübitlik bir sistem etkili. Dolayısıyla iki tane kuantum kablo ancak üzerinde gösterilebilir. Bu CNOT kapısı. Dolayısıyla iki tane çizgiye ihtiyacımız var. İki tane kuantum kablo. Ve bunun tamamen temsili şudur arkadaşlar. Şu. Evet. Buna şurası. Birinci çizgi nokta, ikinci çizgi de artı işareti. Artı işareti ama bir çember içerisine alınmış. Onun da az sonra ne anlama geldiğini göstereceğim size. Bir anlamı var tabii ki. Sonuçta biz kübitlerle uğraşıyoruz ve kübitin alacağı muhtemel değerler ya sıfırdır ya da birdir. Başka değildir. Arkadaşlar dediğim gibi bakın, eğer burası sıfırsa, birinci kübit sıfırsa, ikinci kübit aynen geçer. Sıfırsa sıfır olarak geçer. Birse bir olarak geçer. Tamam. Yok eğer, bir tane daha çizelim. Birinci kübitimiz birse bir aynen geçer. Her halükarda birinci kübit aynen kapıdan geçer. Fakat birinci birse ikincisi sıfırsa bir olur. Birse sıfır olur. Değiştirilir yani. Dolayısıyla bu kadar. Dediğim şimdi bunun biraz daha anlaşılır olsun diye muhtemel iki kübitlik bir sistemin alabileceği muhtemel konfigürasyonlara hepsini düşünelim. Zaten iki kübitlik bir sistem varsa o iki kübit muhtemelen 4 konfigürasyona sahip olur. 0 0 0 1 1 0 ve 1 1. Bu 4 tane konfigürasyonu CNOT kapısından geçirdiğimiz zaman ne olur ona bakalım. Yani önce şunu geçelim. 0 0 eğer CNOT kapısından geçerse ne olur? 0 0 olur. Bakın birinci kübite bakıyoruz. 0 mı? 0. O zaman ikinciyi değiştirmeden geçir. Dolayısıyla 0 0 CNOT'tan geçerse 0 0 olur. Pekala. 0 1 bu kapıdan geçerse ne olur? Yine 0 1 olarak geçer. Neden? Çünkü birinci kübitimiz 0. Hatırlayın, kural bu. Birinci 0'sa birinciyi her halükarda aynen geçir ama ikinciyi de geçir. Ona da dokunma der. Peki 1 0 CNOT kapısından geçerse ne olur? Şimdi bakın birinci kübite bakıyoruz. Bu arada buna control qubit denir. Buna da target qubit denir arkadaşlar. Bu onu da yazayım, ondan sonra şey yapayım. Bu bir
Sinat kapısının temsili böyledi. Buna kontrol kübit denir. Buna ise hedef kübit denir. Tamam? Ya da İngilizcesi target kübit. Bu kontrol eder sadece birincisi. İkinci, hedef kübiti değiştirmek ya da değiştirmemek için birinci kübite bakarız. O kontrol kübittir çünkü. Şimdi birinciye baktık, bir. Birse o zaman ikinci kübiti değiştir. Birinci aynen geçir ama ikinci değiştir. Dolayısıyla 0, 1, 0 sinattan geçerse 1, 1 olur. Ve son olarak 1, 1 sinattan geçerse 1, 0 olur. Bu 1 olduğu için bunu değiştir. 1, 1, 1, 0'a dönüştür. Şimdi bunun hepsini arkadaşlar, hepsini tek bir sembol üzerinde göstermenin kolay bir gösterimi var. Ve çok da faydalıdır. Çoklu kübitlere geçtiğimiz zaman bütün muhtemel konfigürasyonları alt alta yazmamız mümkün olmayacaktır. Mesela 100 tane kübitten oluşmuş bir sistemin 2 üzeri 100 konfigürasyonu vardır. Ama bunları küçük sembollerle gösterebiliriz. Mesela burası x, y, evet, 2 kübitlik bir sistem. Şimdi bakın bu x, y arkadaşlar sinattan geçti. Bunu nasıl ifade edeceğiz? Bu x ve y'ler 0 ve 1. X'in de, x de, y de kendileri iki tane muhtemel değer alırlar. Bunlar çünkü sonuçta kuantum bittir. Muhtemel iki değeri var. Ya 0 olacak ya 1 olacak. Başka ihtimal yok. Dolayısıyla bütün bu sinatın bu şeyini, fonksiyonunu içinde barındıracak şekilde bir gösterim, faydalı bir gösterim. X aynen geçer birinci kübit olarak. Şimdi araya virgül koyalım. Bu birinci kübit, ikinci kübit. X aynen geçer. İkincisi, bakın arkadaşlar önce yazayım sonra açıklayacağım. Y artı X olarak geçer. Şimdi Y artı X şu demektir. İkisini topla demek ama toplamı iki tabanda ifade et. İki tabanda toplama işlemi. Yani eğer toplamın sonucu 0 ve 1 ise sonuç aynen 0, 1'dir. Ama 1'den büyükse 2'ye bölüp böleceğiz, kalanını alacağız demektir. Çünkü iki tabanda toplama işlemi o demektir. Mesela diyelim ki bir örnek vereyim ben size tamamen. Arkadaşlar 3 ile 4'ü topladık iki tabanda. Sonuç nedir? Bakalım. Normalde 3 ile 4'ü 10 tabanında toplasanız sonuç 7 olur. Ama şimdi 2 tabanda topluyoruz. Dolayısıyla 7'yi 2'ye bölmemiz lazım. 3 kere 2 6, kalanı yazacağız. 1. Dolayısıyla 3 ile 4'ü toplarsanız 2 tabanında sonuç 1 olacaktır. Bunu da öyle yapacağız. Bakın şimdi bu toplam işlemi, dolayısıyla bu kübitler üzerine 0 ile 0'ı toplarsanız sonuç 0 olur. Eğer 0 ile 1'i toplarsanız sonuç 1 olur. 1 ile 0'ı toplarsanız sonuç yine 1'dir. 1 ile 1'i toplarsanız sonuç 0'dır. Tamam? 10 tabanında 2'dir. 2 de 2'ye bölersek kalan 0'dır. Dolayısıyla işte bu toplam sembol oldu. Dolayısıyla bu gösterim şeklimiz burada 4 tane farklı işlemle ifade ettiğim bütün olasılıkları tek bir işlemle ifade ediyor. İki tabanda toplama işlemini sadece kullandık. Onun truth table diyoruz buna. O da burada gösterilmiştir. Teknik terimler çok önemli değil arkadaşlar. Sadece yaptığı işi bilin, o kadar. Pekala. Dolayısıyla sinat kapısının da ne işe yaradığını umarım. Göstermiş oldum. Peki bu sinat nasıl bir şeydir, matristir? Onu size ödev mi versem? burada yapalım. Arkadaşlar matrisi yazayım. Ben matrisi yazayım. Sonra bunlardan bir tanesini verdiğini, tek bir tanesini göstereyim. Size ödev olarak diğerlerine hepsini gerçekten sinatla çarptığı zaman verdiğini gösterin. Sinat şöyle bir kere iki kübitlik bir matris olduğu için arkadaşlar, iki kübitlik sistem üzerine etki ettiği için 4 çarpı 4'lük bir matris olacak. Tek kübitlik bir sistem üzerine etki eden matrisler 2 çarpı 2'lik matrislerdir.
2 kubitlik sistem üzerine etkileyen matrisler 4x4 matrislerdir. 3 kubitlik sistem üzerine etkileyen matrisler 9x9'luk matrislerdir. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Arkadaşlar bu CNAT lojik kapısının matris temsili bu şekilde olacaktır. Şimdi ben bunu mesela bir tane rastgele seçelim. Örneğin şunu seçelim. Bunun üzerine etki ettiği zaman şu CNAT bu durum vektörü üzerine etki ettiği zaman bu durum vektörünü verdiğini sadece size göstereyim. Gerisini siz gösterebilirsiniz. Nerede gösterelim? Şurada yazalım. Önce 0-1 durumunu gösterelim. 0-1 durumu, daha doğrusu 1-0 durumunu gösterelim. Arkadaşlar 1-0 dediğimiz şey 1 ile 0'ın tensör çarpımıydı. 1 dediğimiz 0-1, 0 dediğimiz de 1-0. Dolayısıyla 1-0 durumu vektör olarak 0-0-1-0-0-0-1-0'dır. Tamam? 1-1 durumunun da siz 0-0-0-1 olarak gösterildiğini lütfen gösteriniz. Tensör çarpımız. 1 ile 1'i tensör çarptığı zaman 0-0-0-1'lik bir vektörle gösterilir. 1-0 durum vektörü de vektör olarak 0-0-1-0'la gösterilir. Şimdi şu sinatı bunun üzerine etki edersek bunu verdiğini göreceğiz. Tamam mı? Bunun üzerine etki edersek bunu verdiğini göreceğiz. Dolayısıyla bu matrisi bu vektör üzerine uygularsam bu vektörü vermesini bekliyorum. 1-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0 çarpı şu vektör 0-0-1-0 eşittir. Acaba bu mudur? Birinci satırı alıyoruz. Vektörün kendisiyle tek tek bütün elemanları çarpıyoruz. Sonra topluyoruz. Sonuç ne çıkarsa sonuç vektörün birinci bileşeni oluyor. 0-0-0-0 olur sonuç. Sonra ikinci çarpalım. 0-0-0-0 olur. Üçüncü çarpalım. 0-0-0-0 olur. Dördüncü çarpalım. 0-0-1. Bakın bu 1 çarpılır. 0'dan farklı olur. Diğeri 0'dır. Verdi. Değil mi? Dolayısıyla CNAT lojik kapısı matris temsili olarak bu şekilde gösteriliyor. Evet bu sonuncu lojik kapımızdı. Benim anlatacağım konuyu anlayabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz lojik kapılarından şimdilik sonuncusuydu. Pekala. Bu kadar. Sadece ben bu şimdiye kadar gösterdiklerimi iki örnek üzerinden gösterip dersi bitireceğim. Ha bu arada herhangi bir örneğe geçmeden mesela 3 kubitlik bir sistem düşünün arkadaşlar. Bu arada 3 kubitlik bir sistem CNAT kapısından geçiriliyor ama CNAT kapısı hatırlayın sadece 2 kubitlik bir sistem üzerine etki ediyor. Dolayısıyla bu üçüncü ya ikisinden birini tercih edeceksiniz. Mesela diyelim ki CNAT kapısını şuraya yerleştirdiniz. Şurası X, burası Y, burası Z oldu. Nasıl olacak? Şu sonuç vektörümüz nasıl olacak? Bakın arkadaşlar, X, Y ve Z CNAT'tan geçti. X ve Y aynı geçer. Ama Y ile Z toplam, üçüncü Y ile Z'nin mod 2 toplamıdır. Tamam? Bunu lütfen düşünün birazcık. Çok kolay, çok şey değil, zor değil bunu şey yapmak, anlamak. 3 kubitlik bir sistem düşünün. Bu 3 kubitlik sistemi şeyden geçirdiniz, CNAT kapısından geçirdiniz. CNAT 2 kubitlik sistem üzerine etki eder. Dolayısıyla şu YZ üzerine etki edecek. Burası control kubit. Burası target kubittir. X'e hiçbir şey yapmıyoruz. X aynen geçiyor. Y de aynen geçiyor. Ama Z'nin durumu Y'ye bağlı. Y 0'sa Z aynen geçer. 1 ise değiştirilir. Onun ifadesi işte şudur.
ikilik tabanda toplamdır. Dolayısıyla bu ikilik toplamda tabanda toplama işlemi bize şunu garantiler. Birinci kübit sıfırsa ikinci hiç değiştirme. Birinci kübit birse ikinci değiştiri garanti altına alır şu toplama işlemi. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir tane mesela bir örnek çözelim. Örneğimiz şu. Bu Hadamard. Bu da Cnot. İki kübitlik bir sistem. Bu kapılardan geçerse hangi durum elde edilir? Şimdi arkadaşlar şurada buradaki durum vektörümüz 0, 0. Peki buradaki durum vektörümüz nedir? Öncelikle birinci kübiti Hadamard'dan geçiririz. Dolayısıyla şu kuantum kablo üzerindeki kuantum kablonun üzerindeki 0, 0, 0, 0 değil mi? Değişmiyor. Aynı durum korunur. Ta ki Hadamard kapısına gelinceye kadar. Hadamard kapısına ulaştıktan sonra dışarı çıktığında bu 0, 0 artı 1 bölü karekök 2 olarak dışarı çıkacak. Değil mi? Hadamard'ın 0 üzerindeki etkisi buydu. Peki. Bu daha sonra şurada arkadaşlar, tam şurada bakın. Şuradaki kuantum durumumuz şuradaki kuantum durumu 0, 0. Bu iki kübitlik bir sistem. Peki buradaki kuantum durumu ne oldu? Birinci kübit Hadamard'dan geçti. İkinci kübit burada hala 0 çarpıldı. Dolayısıyla bunu çarparsak eğer 0, 0 artı 1, 0 bölü kök 2 oldu. Değil mi? Dolayısıyla bu kübit de 0 olarak hala geldi buraya. Aynen kendi durumunu korur. Dolayısıyla bu 0 da Hadamard'dan geçti. 0, 0. 0 artı 1 bölü kök 2. Burası da 0. Dolayısıyla şurası 0 ile çarpıldı. Ve şu tam bu bölgedeki kübit durumumuz bu. Şimdi bu Cnot'tan geçecek. Cnot'tan geçtikten sonra yani tam şuradaki durumu nedir? Kontrol kübit ve hedef kübitlere bağlı olarak değişir. 0 ise hiç değiştirme, 1 ise değiştir. Dolayısıyla burası 0, 0 artı 1, 1 bölü kök 2. Cevap budur. İki kübitlik bir sistemimiz Hadamard ve Cnot'tan oluşmuş iki tane lojik kapıdan geçince böyle bir durum elde edilir. Peki bu nasıl bir durumdur arkadaşlar? Bu dolanık bir durumdur değil mi? Daha önce bunun dolanık bir durum olduğunu göstermiştik. Bakın bu küçük bir kuantum devre elemanı iki kübitlik bir sistemden bir dolanık durum yarattı. Birinci sıfırsa ikinci kesinlikle sıfırdır. Birinci kübitimiz. Birinci kübitimiz birse ikinci kesinlikle bir. Dolayısıyla birisini ölçmek ve onun değerini bilmek ikincinin değerini ölçüm yapmadan bilmek için yeterli oluyor. Arada bir korelasyon var. Böyle durumlara biz dolanık durumlar diyorduk. Pekala arkadaşlar, son bir tane örnek çözeyim ve dersi bırakayım. Şimdi bu 0, 0 artı 1, 1 bölü karekök 2 dolanık durumunu bu sefer önce Cnot, daha sonra Hadamard'dan geçirdik. Acaba buradaki çıkış kübitimiz ne olacak? Çıkış kübitin durumu ne olacak? Değerli dostlar, önce Cnot'tan geçireceğiz. Cnot der ki, bu tam şuradaki durumu nedir? Tam şuradaki kübitin şuradaki durumu, yani Cnot'tan hemen çıktıktan sonraki durumumuz 0, 0 artı 1, 0 bölü kök 2'dir değil mi? Çünkü hedef kübitimiz 0 olduğu için değiştirmedim. Hedef kübiti 1 olduğu için ikinci değiştirdim. 1 de 0 oldu. Şimdi Hadamard'dan geçireceğiz. Hadamard hangi kübit üzerine etki eder? Birinci çizgide olduğu için bu birinci kübit. Bu birinci kübit. Burası ikinci kübit. İki kübitlik bir sistem. Hadamard şurada olsaydı ikinci kübiti üzerine etki edecekti. Ama üst çizgide olduğu için birinci kübit. Şu birinci kübit üzerine etki edecek. Her ne yapacaksa. Bunları süper pozisyona sokacak. Dolayısıyla çıkış da şurada. Tam bu çıkışta.
Tam şu çıkışta, şöyle şurada yazalım. 0'ı 0 artı 1 bölü kök 2 yapacak. Birinci kübite etki etti. Onu süperpozisyona soktu. İkinci kübit aynen duruyor. Değişmiyor. Artı şimdi birinci kübite etki etti. Onu 0 eksi 1 olarak değiştirdi. İkinci kübit aynen devam etti. Bölü hepsinde bir de kök 2 var değil mi? Bu kök 2'yi lütfen unutmayınız. İşte bu. Bu kök 2'yi de unutmayacağız. Dolayısıyla bakın ne oldu sonuç? Buna bunu çarparsak 0 0. Bunlar tensör çarpılıyor ama kısa bir notasyonumuz 0 0'dı. 2 kübitlik bir sistem. Aslında 0 ile 0'ın tensör çarpımıdır bu. Artı 1 0 artı buna bunu çarpıyoruz 0 0 eksi 1 0 bölü 2. Çünkü bu da kök 2 parantezine aldım. Bölü kök 2, kök 2 çarpı kök 2, 2 olarak dışarı çıktı. Bunlar sadeleşti bak. 1 0 ile eksi 1 0, 0 oldular. Vektörleri çıkarsan 0 vektör elde etmiş olursun. Sonuçta bu 4 bileşen bir vektör, 4 bileşen bir vektör. Bundan bunu çıkarsan 0 vektör olur. O da 0'dır. 0 0 0 0, 2 tane 0 0 bölü 2, 1. Sonuç 0 0. Dolayısıyla buradaki çıkış 0 0. Bakın arkadaşlar, bu çıkan sonucumuz sürpriz değil. Bu örnekle bakın. 0 0 kübitini önce hadamard sonra sinattan geçirince şu durumu elde ediyordum. Bu durumu önce sinat hadamarttan geçirince tekrar baştaki durumu elde ediyordum. Dolayısıyla bu lojik kapıların sıralarını değiştirirseniz ters işlemi yapar. Yani hangi işlemi yapmışsa tekrar tersinden lojik kapılarını uygularsanız en baştaki kübit durumuna geri dönüyorsunuz ki bu örnek üzerinde somut bir şekilde görüyoruz. Arkadaşlar işte bu devre elemanlarını kullanarak kübiti manipüle edebilirsiniz. Bir yerden bir yere taşıyabilirsiniz. Bilgi işleme işlemini yapabilirsiniz ki bunların iki tane uygulamasını yapacağız. Kuantum süper yoğun kodlama ve kuantum ışınlama yapacağız. Bunun için birçok devre elemanı kullanarak tabii ki yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir çoklu bir kübit sistemi düşünün. Bunlara değişik kapılar bağlayabilirsiniz. Böyle. Mesela şuna bir işte burada bir sinat var. Sonra burada bir sinat olsun. Sonra şurada bir sinat olsun. Burada başka bir kapı olsun. Başka tekrar bir kapı olsun vesaire. Bu bir kuantum devre elemanıdır işte. Bu kapıların isimlerini yazmıyorum. İsterseniz X kapısı, Y kapısı, Z kapısı ya da Hadamard kapısı yazabilirsiniz. Bunlar da sinat operatörü oluyor. Mesela bu bir basit bir işte bir kuantum devredir. Ve bunlar da devre elemanlarıdır. Bu devre marifetiyle kübitler bir yerden bir yere taşınır, değiştirilir, durumları değiştirilir. Böylece bilgi işleme yapılır, hesaplama yapılır. Yani kuantum bilgisayarlar da bu şekilde çalışır arkadaşlar. Kuantum bilgisayarların çalışma temeli, çalışma mekanizması prensibi de budur. Bu dersimizde umarım bir küçük bir fikir vermişimdir size. Bir dahaki derste süper yoğun kodlama ve kuantum ışınlama konularını anlatacağım. Şimdilik hoşça kalın.